Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlerle opalinalarımın saks değişimini yapmak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Tabii biliyorsunuz ki böyle hepsi bir aradaydı. Bir aranjman şeklindeydi. Sadece bu tek olarak büyüyordu. Söküm yaparken, şu anda ben sökümlerini bitirdim. Şöyle görüyorsunuz. Ufak tefek olanları da buralara böyle koydum. Bu saksıdaydı daha önce. Hepsi bir şekilde büyüyorlardı. Şimdi tabii ki temizledim. Yeni bir toprak ekledim. Buraya opalina türlerimden eklemeler yapacağım arkadaşlar. Ve sinek yeri diye hani biliyorsunuz. Bakın hatırlayacaksınız. Bu türüm arkadaşlar. Kesmiş bulunuyorum. Çünkü iyi ki de değiştirmişim. Ben gayet sağlıklı, güzel gidiyor zannederken. Şöyle saksıdan çıkardığımda şunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, gövdesinde bunu gördüm. Şöyle bir dokundum tabii ki. Sonra hemen kestim. Hiç işimi şansa bırakmadım. Yavrular vardı, onları da aldım. Şöyle içine doğru çökmüş. Bakın tam net olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta bakın kese kese gidiyor, gittiğim halde ilerlemeye başlamış. Yani biraz daha geç kalmış olsaydım tamamen gidecekti. Bakın bunlar temiz yerler ama ben buraları da böyle kesip temiz yerine kadar ulaştım. Şunu hatta içini de keselim istiyorum. Şöyle. Bayağı böyle kocaman ağaç gibi olmaya gitmişti. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İçi nasıl da içten içe gövdenin bir şu sadece gövdenin orta kısmından bir yerde o problemi vermiş. Altlarında da olabilir tabii ki ilerlemiş olabilir artık ama ortadan gözüküyor. Yok. Dipte varmış. Kök çürümesi olmuş büyük ihtimal artık. İyi ki de güzel denk gelmiş yani. Ertelemeden buna el atmışım bu saksıya. Bayağı böyle budadım yani temizledim. Bu temiz bir gövdenin sadece kök budaması yapmıştım. Gövde budaması yaptım netlersek. Albicans sukulentim. Bakın bunda böyle çok güzel yavruları var. Şöyle netleyeyim. Bunun gövdesinin böyle biraz gençleştirmek için aldım. Şöyle büyük yavrusunu da aldım. Bunlar da küçük küçük yavruları. Tabii bunlar bu aranjmana tekrardan girmeyecek. Sadece opalina türlerini bir araya getiriyorum arkadaşlar. Bunları da beraber yapalım. Şu ikisini de bir araya toplayayım istiyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu en büyük opalinam. Bu mutfak camın değil de yatak odası camına yine kışın orada duracak. Çok güzel renkler alıyor orada. Bunları böyle iki yana, iki yan yana şekilde böyle koymak istiyorum. Ondan sonra da böyle aralarına böyle kendime ayırdığım yavrularım vardı. Bunların yedek olsun diye. Onlardan ekleme yapacağım. Şöyle yuvasını açalım. Bakalım. Bu benim toplam kaç yıllık? 2. Bu 3. kış olacak arkadaşlar. 2 yılı bitmiştir bende. 5,5'luk saksı da almıştım. Şu anda da böyle bu boyutlara ulaşmış durumda. Siz de biliyorsunuz zaten opalinamı. Çok sevdiğim bir grapto türü. Yani en sevdiğim sukulentlerden biridir yani. Vazgeçilmez yani arkadaşlar. Bütün sukulent severlerin aslında olmasını istediği türlerden başında geliyor bence. Tabii ki ben de çok seviyorum. Şuraları toprağa şöyle güzelce kökleri yerleştireyim. Biraz susamış ama yapacak bir şey yok. Susuz yine beklemeye devam edecek. Ben bunu böyle mecburen ikisini de koymak durumunda kalıyorum. Çünkü çok güzel büyümüşler arkadaşlar maşallah diyeyim. Haliyle de yani bunlara saksıya büyük bir saksıya tek olarak diktiğimde büyük ihtimal yani güneşsiz kalacak. Formsuz büyüyecek. Bana bunda bir faydası yok haliyle. Ben de mecburen ikisini de böyle bir araya dikmek istedim.
Kışın çok güzel renkler alıyor biliyorsunuz. Instagram'da da var. Şöyle güzelce. İnşallah böyle uzun seneler diyeyim benimle birlikte dururlar yani. Bakalım. Her şey nasip kısmet biliyorsunuz. Sukulentlerin hiçbir garantisi yok arkadaşlar. İsteriz ki ömürlük olsun ama bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi orta kısmı boş bıraktım. Onu da çevireceğim. Şöyle sizler için. Buraya da arkadaşlar şu yavrular getirdim. Şöyle alayım. Buradaki yavrularımdan ilaveler yapacağım. Biraz daha yaklaştıralım görüntüyü. Güzel olsun. Sizler de güzel görün istiyorum. Bu da tam geçen yıl Temmuz ayında Koçtaş'tan almıştım bu türü arkadaşlar. İkisi de opalina ama farklı cinsleri ben öyle diyorum, öyle düşünüyorum. Yapraktan büyüme hızlarına göre öyle hani tahmin yürüttüm daha doğru söylediğim. Haliyle de benim cımbızı da şöyle alayım bir elime. Haliyle de yapraktan büyüme durumları değişik olunca da ben de farklı cins olduklarını düşünüyorum. Bu çok güzel yapraktan yavruluyor, büyüyor, gelişiyor ama bu daha yavaş gidiyor. Şimdi bunun ilk büyüttüğüm yavrularını buraya dikmiştim. Tabii ki gözümde de ayırmıştım arkadaşlar. Hangisi olduğunu karıştırmayayım hani diye. Şöyle bunu da alayım. Bakın bu bunun yavrusu. İki tane daha var böyle. Onu da alayım. İki tane dediğim şöyle gözükmüyor değil mi size? Bunlar evet. Şimdi çıksın. Şuradan. Şöyle arkadaşlar. Bu ikili olarak büyümüştü. Artık bunu ayırıyorum buradan. Gördüğünüz gibi 3 tane bu türden olmuş oldu elimde. Yani bu cinsten yaprak düştü. Onu şöyle buraya alayım. Zaten ayrılmak istiyormuş belli ki. Şöyle büyüsün. Bir de bunu da alalım. Buraya. Buradan satışlar yaptığımda zaten şu boşlukta görmüş olduklarınızdan vermiştim arkadaşlar. Bu da gideceği, bu da gidiyor yani. Şöyle gözükmüyor kameranın açısı da ama şöyle bu gidiyor. Bana şu anda emanet edildi, ayrıldı yani. Hemen şurada bir de bunu almak istiyorum. Bu kristat özel tür olarak büyüdü aslında daha çok. Yani bir özelliği olmuş oldu. Tabii onu da almak istiyorum. Bakar mısınız nasıl da güzel kökler yapmışlar. Şöyle temizleyelim istiyorum. Yanında da tekli olarak büyümüş bir tane yavru. Yani bitişikler ama artık ayrılmayı hak ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bu şöyle öbek halinde çoklu bir şekilde böyle yavruladı. Bu tabii ki farklı bir tatlılıkta. O yüzden almak istiyorum ve şu yavruyu da ayıralım buradan. Evet, bakın ayırdık. Böyle. Şöyle koyalım ve bunu şöyle temizleyeyim köklerini. Onu da bu aracımın içine ekleyeyim. Şöyle yakından görmeniz için de göstereyim. Şöyle ikiye ayrılmış ama 3 tane rozet arkadaşlar. Bunu tabii ki buraya eklemek istiyorum. O da burada böyle bunlarla beraber büyüsün. Şöyle yapalım. Hep topraklar döküldükçe ses taşlar birbirine değiyor arkadaşlar. Şöyle bunu da buraya alalım. Buraya bir de böyle Albert almak istedim. Şurada yavru bir Albert gördüm. Şu kuru yapraklarını da alalım. Bunu da ayırsam mı diye şöyle bir bakayım.
şu kekliği ayıralım. Bir de bunu eklemek istiyorum. Bu benim çok güzel kızaran bir tane graptum var. Onun yaprağından büyütmüş olduğumdu. Karıştırmayayım diye opalinaların yanına dikmiştim. Şimdi tabii ki artık buraya koyalım yine karışmasın. Çünkü kışın renk almadığı sürece ayırt edilmiyor bazı türler. Özellikle de Grapto paraguayense gibi türler arkadaşlar. Bu buraya çok mu sıkıştı acaba? Neyse ben video uzamadan böyle daha sonra onları bir alırım. Bunlar burada kalsın. Şimdi arkadaşlar başka da bir şey eklemeye gerek var mı? Bir de şunu da ekleyeyim şuraya. Maksat boşluk kalmasın. Evet arkadaşlar, son görüntüsü yakından bu şekilde. Bunlar artık burada böyle sağlıkla tutunmaya devam edeceklerdir inşallah. Böyle büyümeye, gelişmeye devam etsinler umarım. Bu şekilde de buraya böyle ilavelerimi yaptım. Bir de arkadaşlar bunlar ayrıldı. Yani satıldı öyle diyeyim size. Şu kısımda da bakın görmüş olduğunuz opalina yavruları. Almak isteyenler olursa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şunlar çoklu. Ona göre böyle bir ayarlama yaparız. Şu da var. Yani bunları da almak isteyenler olursa bana Instagram adresine ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Böyle bu şekilde artık bakalım nasıl gelişecekler. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.